elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Voley ekranlarından merhabalar. Yeni sezon, yepyeni bir tatava. Hem de bu sezon Mediamarkt sponsorluğunda. Yeni işbirlikçimiz MediaMarkt'ta bizlere katıldığı ve destek olduğu için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sizler de bizleri. Eminim ki büyük bir heyecanla beklediniz yeni sezonda. Serdar'ın Çelikler bakalım neler söyleyecek, neler yapacak. Yazın neler yaptı bunların hepsini konuşacağız. Yazın, işte iyi, fena değildi iyi, yani şeydi biraz böyle yoğun bir yaz geçirdik. Çok doğru düzgün tatil yapamadık ama bir Bozcaada yaptım. Hayatımda ilk defa gittim. Aa evet gördüm Hiç geçen inmemiştim. nasıldı? Yani daha önce gitmemiştim. Yani Karabalık meşakkat, meşakkatli işte feribota bin falan falan. Bir ya. eforu var. Hani benim gibi hani çok ekabir <laughs> Minimum adamlar, efor maksimum kazanç. Ha, evet, çok uygun değildi diye böyle biraz ama güzel oldu. Yani Candaş çok bozucu adacı. Aa, evet, Candaş Tolga. Ee, bir bir, o işte ona sordum dedim. Yok geleceğim ama ben böyle biraz hani böyle butik otel butik otel falan değil. Ben böyle biraz hani bir havuzu olan bir otel tavsiyem var mı falan. O da bir şey tavsiye etti. Sonra bir iki Çanakkale'de arkadaşım var ona sordum Tugay kardeşime. İkisi de aynı oteli söyleyince oraya gittik. Memnun kaldık. Şey, sevdim çok sevdim. Bir de ben hep korkardım Bozcaada denizinden soğuk soğuk diye. Çünkü hmm. ben sıcakçıyım abi ben. Çeşmede bile yüzemiyorum yani. Bozcaada'nın gene sıcak suyu var mı peki Bozcaada'nın? Ondan sonra neyse bizim sıcak o... bir koy var mı? Abi bozcaladın? yok yok yani ama öyle korkutucu derecede İnanılmaz hmm. derecede bir soğukluk yoktu. Beğendim yani. Çünkü ben daha evvel Asos'a gitmiştim. Orada mesela çok zor yüzebilmiştik. Hmm. Bozcaada'ya giderim ya. Bundan sonra ben giderim ya. Onu demeye çalışıyorum. Bozcaada güzel. Oranın daha farklı bir kafası var. Orada aslında otelden ziyade ben de hiç kalmadım. Ama e, bağ evi hep derler mesela orada. Arkadaşlar da böyle hani çok güzel bağ ya evleri var. Daha benim, benim doktorumun bağ evi var. Belki bir dahaki sefer oraya giderim. Tamer abi. Tamer Eliloğlu. Selam olsun. Ee, onun orada küçük bir bağ, kendine ait bağ hmm. mağı var. Belki öyle bir şey de kalabiliriz evet. bak enteresan. Ama tabii şimdi sen de galiba geçen hafta oradaydın değil mi? Evet. Ben de e, oraya bir Asos'a gittim. Aslı e, aslında tam doğru... Sen Asos'tan yeni geldin ya. Evet ben de dün geldim işte pazartesi. E, evet. tabii dün geldim bugün salı olduğuna göre. E, tam Ağustos sıcağında aslında gidebilecek iyi Yani yer. o Eyyam'ı Bahur sıcaklarında filan Bozcaada'ya gidilir. <laughs> Bozcaada'ya gidilir yani oralar, oralar iyi abi. Oralar güzel. Aynen ama güzel. Bozca'ya e... selam olsun. Candaş Tolga kardeşime tekrar selam olsun. Sağ olsun. Pelagos Otele, Serhat'a teşekkür ediyoruz. Onlara da selam olsun. A güzel güzel iki günü öyle kaldık yani. Bozca. Ama meşakkat işi var tabi. Var var. Feribota bindi, dinlendim falan. Bir efor, bir özveri istiyor. Var var, evet. Yani, yani şey, onu, onu ortaya koyman var. lazım. Ee, ama havası çok güzel abi. Ben onu çok seviyorum. Mesela orada hani 3-5 akşam neyse dışarıda ye, iç. Ertesi gün gene o kadar oksijen bombardımanı var Tabii. ki ada. Yalnız nedense, yani saçma bir durum bence. Sıfır kilometre kalkıyorsun her gün yani. Bozcaada'dan Gökçeada'ya niye feribot yok abi? Yani yaz döneminde olması lazım yani. Ben Bozcaada'dan bir de Gökçeada'ya geçeyim yani, değil mi? Evet, bir daha karaya çıkacağım. Kulağıdayım. Evet. Yukarı çıkacağım Eceabat'a. Eceabattan Gökçeada'ya geçeceğim. Filan saçma yani ben iki adayı birden geze, gezebilirim aslında. Hmm. Arasında şey olsa, sefer olsa. Sefer olsa. onu niye yapmıyorlar bilmiyorum. Evet, yani yazın yapılabilir <laughs> tamam yani yaz kış olmaz da yazın yapılabilir yani bir dersin ki 15 Temmuz ay 15 Haziran 15 Ağustos ya da 15 Eylül arasında var bu dersin. Ne yapmayalım evet, bilmiyorum. Belirli tarihlerde aslında oluyor ama hiç olmaması bence de yok. hayatını çok yani hiç, yok, hiç Yok Bozcaada Gökçeada arasında şey yok. Gidemiyorsun abi. Ya belki aslında o bir anlamda Gökçeada'yı koruyor da olabilir bu arada yani Bozcaada. ben şimdi Gökçeada'ya hiç gitmedim ama Bozcaada'ya göre daha bakir daha Korunaklı kaldığı tamam. konuşuluyor hep. İşte gidelim yani. Gökçeada'ya da gidelim. Orada da tatil yapalım. Mesela bir gece de orada kalayım. Döneyim tekrar Bozcaada'ya. Evet. Zaten Bozcaada'dan döneceğim Anakara'ya. Yani arabamı ya Anakara'da Geyikli'de bırakacağım ya. Arabayla gelmiş olacağım zaten. Hiç olmazsa öyle oradan gideyim yani. Evet. Uzun lafın kısası. Küçük birer tatil kaçamağı evet. yaptıktan sonra evet. döndük dolaştık. Yine burada kamera karşısında yeni sezona hazırız. Aslında tabii bir yaz dönemi sizlerle aramıza bir zaman girdi ama o dönemde tabii günden fazlasıyla yoğundu. Transferler, transfer hareketlilikleri gelenler gidenler. Hala gelişmeler oluyor. Zaten birçok programda Voli ekranlarında, Voli evet. Plus ekranlarında her bir detaylı konuşuluyor. Ee, ve bu, bütün bunların akabinde de artık Süper Lig'de, Trendyol Süper Lig'de yeni adıyla e, Cuma günü itibariyle başladı ilk haftayı geride bıraktık. Trendyol... Nasıl geçti sence ilk hafta? Trendyol açısından da iyi bir anlaşma bu. Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ediyorum. Ee, çok uzun zaman sonra bir Devlet kurumu dışında bir kurumun sponsorluğundayız. Bu önemli bir şeydir. Ee, öncelikle hayırlı olsun. Hem 1. Ligi hem Süper Ligi almaları. Ee, Euro 32'yi İtalya ile birlikte kazanacağız. Öyle görülüyor. Euro 32 deyince neredeyse kura gitti aklım. Nasıl yani, <laughs> bir psikolojiye girdi Allah kahretsin. Çok. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah olmaz o. Yani. İnşallah olmaz. Öbürü de inşallah olur. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda da ortak başvurumuz kabul edilecek ilk defa bir turnuvada boy ev sahibi olacağız. Onun için de ayrıca tebrik ediyorum. Ligimizde hayırlı olsun. Tabii transfer dönemi varken ligde lig olmuyor pek yani. Yani ligin ilk 3 haftası falan ceviz. Evet. Bizde ceviz. Ya gelenler hazır değil oluyor ya gelmedi oluyor. Ya hem izlenmeler öyle. Hem maçlar öyle. Hem de hala tatil devam ediyor. Yani 1 Eylül'e kadar Türkiye'de tatil kafası devam ediyor. Evet. Bir kere o bir gerçek. İkincisi, ikincisi transfer süreci devam ettiği için takımların hemen hemen %90'ında şey transfer yasağın yoksa Kayserispor gibi. zaten takımların yüzde %50'si falan tamamlanmış oluyor. Bu her takım için geçerli, sadece büyükler evet, için değil. Tabii. Diğer takımlarda aşağı yukarı transfer döneminin sonunu beklediği için herkes akşam pazarcısı olmak zorunda kaldığı için onlar daha da mecbur kalıyor. Biraz abi. öyle öyle bir durum oluyor. Yani ilk milli ara işte bu 3 Eylül pazar günü son dördüncü hafta maçlar oynandıktan sonra milli araya gireceğiz. Milli araya girince transferinde işte bir son 10 günü falan kalıyor. Milli ara dönüşünde artık. şey artık bir ocak transfer dönemine kadar şekil aşağı yukarı belli olacak. Bir de Ekim milli arası var. Ekim milli arasında da hocalar değişir. Yani 3-4 hoca dökülür. Klasik Türkiye'de yani 3-4 tane hocayı arada dökeriz ya biz. Kasım milli arasında bir daha hoca gider. Son bir son 1 iki tane hoca. Artık ondan sonra Ocak transfer dönemine kadar devam. Ocak transfer döneminde bir daha bir hareketlenme. işte şunu alalım, bunu satalım falan. Ee, orada da Avrupa transfer piyasasından sonra kapatıyoruz biz. Hadi ondan sonra da ta artık Mart'ın sonuna kadar. Elde neyse o artık. Elde neyse o. Mart sonunda bir son hoca değişimleri. İşte Mart sonu milli arasında. Ondan sonra artık İstiklal Marşı kapanmış. Ondan sonra ya, artık Yiğidin Arman olduğu dönem ondan sonrası. <laughs> Tabii yani Temmuz, Nisan, evet. Mayıs. Artık düşenin kalkanın, can can havlinin olduğu dönemler. Evet. Klasik Türkiye Süper Ligi'nin durumu bu. Hayırlı olsun, bekliyoruz. Çok zor bir sezon bizi bekliyor. Aşırı yorucu bir sezon bizi bekliyor. Evet, herkes adına öyle olacak. Daha az e, polemiğin polemiklerin daha uzun vadede süremeyeceği çünkü her hafta maçın olacağı ve yeni polemiklerin ortaya çıkacağı. 2-3 günde bir maç olacak ya. 2,5-3 ee, günde Şubat'a bir... kadar falan neredeyse 2,5-3 günde bir... Ondan sonra da hafta içi lig maçları başlayacak. 2,5-3 da... evet. İki, buçuk, üç maç, 3 üç günde bir maçın olacağı, sürekli maç yoğunluğunun olacağı, sürekli yeni polemiğin olacağı bir dönem. Allah herkese kolaylık versin. Evet maç temposu oldukça yüksek. Bundan dolayı da zaten e, takımlar kadrolarını olabildiğince genişletmeye çalışıyorlar. E, şimdi e, haftayı geride bıraktık dedik en son yapılan transfer. Gerçi birçok programda da konuşuldu ama e, şimdi arkadaşlarımız gene akşam Cengiz Ünder transferi son. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Yani iyi, iyi iki tane oyuncu aldıklarını düşünüyorum. Hala Fenerbahçe'nin dört tane oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kaleci bir tanesi, bir tanesi altı numara. Bunu zaten herkes söylüyor. Alınacağı da söyleniyor. Bütün bunların yanı sıra bence. Bir tane de kenar forveti hala alınacağı da iddia ediliyor Eylül ayında falan. Hı hı. Hani bir fırsat transferi kovalanacak şeklinde. Ee, bence hala bir tane de lider stopere de ihtiyaç varmış gibi gözüküyor. Beko iyi bir oyuncu ama oyun lideri, savunma lideri olabilecek biri stoper değil. Daha oyunu da kurabilecek, arkayı toparlayabilecek. Ee, o kadar fizikli olmasa da ayakları biraz daha iyi bir stopere belki ihtiyaç var. Mesela Vitor Hugo tekrar Türkiye'ye dönmek istiyormuş. Bir değerlendirilebilir. Yani onu ben bilgi olarak vereyim. Yani Vitor Hugo iyi bir stoper. Şampiyonluk görmüş bir stoper. Sol stoper. Ailesinden annesi ve babasının rahatsızlığı dolayısıyla dönmek istemiş. Hı -hı. Trabzonspor'dan ayrılmıştı. Şimdi tekrar dönmek istiyor. Aklında bulunsun herkesin. Eee liderlik ligi bilen, şey bilen, ligi bilen tekrar. baba stoperlerden biri. Şampiyonluk görmüş. Sol ayaklı. Hani e, düşünülebilir. Ee, bunu bilgi olarak vereyim yani ben olsam Başakşehir'in yerinde, Fenerbahçe'nin yerinde, hatta Beşiktaş'ın yerinde düşünürüm Vitor Hugo'yu. Stoper arayan takımlar olsam da bu bilgiyi yani Vitor Hugo'nun dönme istediği bilgisini yeni öğrendiğim için söylüyorum. Hı hı. Eğer bir sakatlığı falan yoksa düşünülebilir. Ama ben olsam tabi Sergio benim gönlüm Sergio Ramos gibi birinde yani. E tabi o artık yani öyle çok benim başkası. bir numara. Galatasaray alacak bence. Artık çok onu ben hissediyorum yani, onu görüyorum. Galatasaray'a da alırsa, ne sonu sat, satarsa ve alırsa iyi bir iş yapmış olur Galatasaray. Galatasaray Zaha ile çok iyi bir iş yaptı. Ee, çok beğendiğim, çok sevdiğim bir oyuncu. İyi futbolcu. Anelino'yu çok seviyorum ben. İyi bir gol, çok gol atacaktır. Savunma zaafları e, olacak yani o kadar olacak. yapacak bir şey yok. Zaten hem orada hem onu yaptı. Yani, zaten yani öyle bir şey o zaman bırakmazdı. Belki yani, işte. yani. onlardan İngiltere'de kalırdı falan biraz bazı şeyler yani buraya gelen futbolcuların bazı hani Zeko çok iyi de 37 yaşında. Yani 32'de de alamıyorsun işte. Yani, biraz tamam. öyle şeyler var yani. Bazı defolar olacak ki sana gelsin. Dolayısıyla Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz de iyi transfer yaptı. İki tane daha kesin. Bana göre iki tane de olursa iyi olur. Transfer e ihtiyacı var. Galatasaray bir sekiz alacak diyorlar. İşte ismi geçenler iyi futbolcular. Yeni efendim depoller, Ramoslar falan iyi futbolcular. Zanyoğlu'nda çıkmak bence doğru karardı. Problemli problem yaratabilecek bir oyuncuydu. Yani Mourinho ile problem yaşamış adam, Okan Hoca ile de yaşamıştı, oldu yani. Daha da büyük sorun olabilirdi. Zamanında çıkılması iyi bir şeydir. Ee, Beşiktaş'ın iki mutlak transfer ihtiyacı var. Biri stoper, sağ stoper, baba, baba stoper. Bir de e, saha Gezzan'ın yerine Gezzan'ın yerine bir hücum lideri lazım. Oxlack Chamberlain ile beraber ben orta saha şeyinin tamamlandığını düşünüyorum. Onu ama işte nerede kullanacak acaba sence? Ortada. Gezzan'ın Yok sağ önde değil de işte bir seçim yokluğunda çünkü Onur'la bütün sezonu şimdi dün akşam da bence fena oynadı iyiydi Onur ama. Onur gayet iyi oynuyor da ama olmaz tabii. E, şimdi hani süreklilik öyle bir yükü çocuğun üstüne de vermeye gerek var gerek mı? Gerek yok, yok. Bence Oxlade, gerek yok. Oxide Getson'u, geçen sene Redmond'la get Getson'u ortada kullanıyordu ya hoca. Aynen. Öyle kullanacaktır. Ee, get Getson, Amir, Salih, Onana, Amarte de altı oynar. Evet, bir de Necip orta üçlü, orta üçlü tamamdır bence. Yani oraya 9 tane oyuncu saydık. Ee, orta üçlü ekstra bir oyuncuya ihtiyaç var mı? sanmıyorum. Bir de Kerem Atakan e, Keskin'le falan da çok 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 o kupa maçlarında falan oynatırsın. Verim de alırsın. Ee, ama ön tarafta hadi Abu Bakar alternatifi Cenk. Rebic alternatifi Cenk. Veya Muleka. O da tamam. Ama öbür tarafa Gezzal'ın oraya bir tane işte Pepe gibi ismi geçenlerden gene söyleyelim. Ne bileyim Ziyeh gibi bir oyuncu lazım. Tabii Talişka'yı alırsa bambaşka bir şey olur o. o zaman... Ziyeh ne oldu abi? Ziyeh hala Şeydi Abi Ziyech Chelsea'de yok ama işte sakat ve Arabistan'dan geçemedi şeyden biliyorsun. Hmm. Sağlık raporu. Yok sağlık. evet oraya bir oluyordu yani kaldı. Ziyech gibi bir oyuncuyu yani önüne gelen alan Suudi Arabistan adamı almadı yani. Demek ki ciddi bir sorunu var. Ve Veşiktaş'ın bu Beyliden, Erik Beyliden de o riski almadan çok sağlam bir stoper alıp bir de hücum lideri aldığın zaman ilk 11'i e en hazır takım olarak görüyorum. Evet ama geçen seneki problemi de zaten arkada derinlik. Evet derinlik yoktu. Derinlik, şimdi Gene aslında bir trafik oluyor. Gene arkası boş. Derinliği sağlaması lazım. Ama derinlik şimdi orta sayı sayalım. Bak, Amir <laughs> atacağımı Tuğç, Salih Yetsun. Şimdi Salih. Aynen. Çıktı, şu çıkarttım. an üçlüsü o. Salih Yetsun. Şimdi ikinci kadro, Onana, Oxley Chamberlain, Amarty mesela veya efendim işte Necip Kerem Hı -hı. mesela. Bunlardan oluşturabilirsin yani. Bu bu beşten üç tane bulabilirsin. Ben son zamanlarda son günlere doğru belki Tayfun'un da olacağını Tayfun Bingöl'ün de olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ee, ama bir tane sağ öne bir tane de stopere %100 ihtiyaç var. Dolayısıyla transfer dönemi tane kadar bu eksiklikler giderilmeden işte şu şöyle iyi, bu böyle iyi demenin de veya şunun şurası kötü demenin de çok manası yok. bir Tamamlansın, üzerine konuşalım yani. Evet biraz daha zamanı ihtiyaç var zaten artık bizim de ee, yeni sezonla alakalı kurduğumuz alarmlar bir Eylülü gösteriyor. ister istemez. Tabii tabii tabii. tabii. Yani tabii. hani gelinen ekonomik şart e, konjunktürde de tabii. mecbur artık hani kalanın kalanını beklemek zorundayız da ki diğer takımlar tabii. daha tabii. ufak takımlar daha. Yani da Ama işte da, Avrupa oraya... kupaları için 2 Eylül'e kadar bildirmen lazım. Orada asıl yani asıl eksikliğini gidermen lazım yani. İşte Beşiktaş'tan mesela Su gidermen lazım artık. Evet. Efendim Fenerbahçe ise kaleci, kaleci. tartışman lazım. 2 yani Eylül'de. Bildirmen lazım kalecim şu diye. Su 6 numaram bu diye. Kanat oyuncuna bakarsın sonra. Aynen. Bence de belli başlı pozisyonlar için çok daha hızlı davranmak gerekiyor. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media Mart sundu.